Herkese merhaba. Bu hafta gebelikte nefesin faydalarından bahsediyor olacağım. Vücudunuza aldığınız gıdalara ne kadar da önem veriyorsunuz değil mi gebelik süresince? Bunu tüm hayatımız boyunca aslında yapmamız gerekiyor ama gebelikte sen bunu çok daha iyi yapıyorsun. Vücuduna aldığın gıdalara çok dikkat ediyorsun. Bu harika. Ama eğer vücuduna aldığın gıdaların yanında tam ve doyumlu nefesler almazsan, vücudunda tam bir enerji de ortaya çıkmayacaktır. O yüzden vücuduna aldığın gıdalar kadar nefeste de iyi desteklenmesi ve vücudunda bu gıdaların enerjiye dönüşmesi gerekir. Eğer enerjiye dönüşmüyorsa bu gıdalar vücudunda, özellikle gebelik süresince, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, uyku hali ya da öngördüğün üzerinde fazla bir kilo artışı söz konusu olabilir. Bu vücudundaki oksijenin yeterli olmadığı anlamına gelir. O yüzden aslında almış olduğumuz nefesin, oksijenin vücudumuzda tam ve donanımlı olarak yayılıyor ve bütün hücrelere tam ve doğru erişimi yapıyor olması gerekir. Sizden bir ricam, bu videonun hemen sonrasında kendinizi bir dakika ayırıp bir dakikada kaç nefes alıp verdiğinizi ölçümlemenizi istiyorum. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan rakam aslında sizin tam ve doyumlu bir nefes alıp almadığınızı da gösterecek. Şöyle ki, vücudunuza aldığınız oksijen enerjiye dönüşebilmek için, hücrelere ulaşabilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Şimdi bir ufak bir egzersiz yapalım ve bu aktivasyonu yapalım. 4x4 dediğimiz nefeslerle vücudumuza aldığımız oksijenin hücrelere gitmesine kadar bir sürecin geçmesini ve orada o esnada hücreleri oksijene bırakıp tekrar geri karbondioksit olarak çıkmasını sağlayacak bir sürece ihtiyacımız var. Buna 4x4 dememizin sebebi birlikte alacağız, tutacağız, vereceğiz ve bekleyeceğiz. Dilerseniz bir tanesini birlikte yapalım. Sonra aklınıza gelen her an bunu 4x4, 5x4, 10x4 ilerletebildiğiniz kadar ilerletmenizi isteyeceğim. Ama şimdi birlikte nefes alıyoruz. Al ki 3-4, tut ki 3-4, ver ki 3-4, bekle ki 3-4. İşte şimdi o oksijen, o mucizevi madde hücrelerinize tam olarak erişti.